Babacığım, ben şimdi Beyci teyzenin ev sahibiyle konuştum. 3 aylık bir kira birikmişi varmış. Ben onu ödedim. Niye ödüyorsun oğlum? Yani diğer tarafa hani borçlu gitmesin diye ödedim. Bir de biraz esnafa da galiba borcu varmış. Onları da kapattım. Oğlum bak, bu Beyci Hanım konusunda bana danışmadan, sormadan hiçbir şey yapma. Tamam baba. Seni iyi niyetli görmüşler, yoldukça yolmuşlar yani. Ya şimdi bak, rahmetlinin esnafa borcu olamaz. Bizde bir adet var. Böyle fakir fukara öldüğü zaman onun veresiye defteri yırtılır. Daha doğrusu veresiye defterindeki o sayfa bulunur. Aa Beyci Hanım, Allah rahmet eylesin denir. Alınır o sayfa, yırtılır ve helal edilir. Ben bunu hiç bilmiyordum. İşte bilmediğini anlamışlar. Onun için yırtacaklarına parayı senden almışlar. Baba, bu ev sahibi de kadının evini hemen boşaltın falan dedi bana ya. İhtiyacım var, kirayı vereceğim falan. Sıktı da sıktı bir şeyler yani. Ya şu insanlığın haline bakın. Ya kadın daha bugün öldü, hemen evini boşaltsın diyorlar. Neyse Nedimciğim, boşalt. 3-5 parça eşyası varsa onları da ihtiyacı olanlara verirsin evladım. Vereyim, yok ki baba kadının. Rahmetli çok az eşyası var ya. Böyle çok eski kırık dökük bir koltuk takımı var. İşte bir tane böyle bir şey var. Somyasının üzerinde böyle bir yaylı şilte var. Öyle bir şey yok yani. Bir de küçük 2 tane sandalyeli bir tane küçücük masa var yani. Bir şey yok. Ha, dedim ki ben o koltuk takımını alayım, kaplayayım. Eski orijinal kumaşına göre. Çünkü o antika yani, kaplarsam orijinal kumaşına göre çok para eder. O parayla da rahmetlinin mezarını yaptırırız diye düşündüm. Çok iyi düşünmüştüm. Aferin. Aferin, aferin. Aferin dedim. Sağ ol, sağ ol. Öyle yap. Öyle yap, öyle yap, öyle yap. Ben bir şey yapayım baba. Ben de bir şey yapayım. Sen şey yap ya Kaan. Sen git mezarın başında kadınla konuş abiciğim. Vallahi bak, terapi yap ya. Tövbe tövbe yani. Günah sokacaksın beni. Bak Kaan, sen ne yap biliyor musun? Önce şu ağlamaklı suratından kurtul oğlum. Böyle, böyle. Yapma bunu. Eski Kaan ol. Böyle neşeli, güler yüzlü. Heh. Ya sonra denizden bir haber falan gelince de bize de söylersin evladım. Bırak. Tamam baba, kusura bakmayın. Ben de duygusal olarak bu kadar etkileneceğimi hiç tahmin etmiyordum. Bu kendi kendine olan bir şey. Bak şimdi gene başladı. Ya Kaan bak, sayılı gün çabuk geçer. Ya kız benim kızım. Ben senin gibi böyle ağlayıp falanlaşmıyorum be oğlum be. Doğru diyorsunuz. O zaman duygusal olarak topluyorum ben kendimi şu andan itibaren. Daha metin olacağım. Şey yapma ya. Baba. Bu Ferdi ile de konu. Nerede bu Ferdi, yok. Yani bir sürü olay oldu. Ferdi mahallede yok. Babacığım, Beyce teyze toplantısı bittiyse ben artık eve gitsem. Malum hanım bekler evde. Tamam oğlum, git git. Yalnız bak Adnan sizin eve gelip böyle yalvarırsa filan, ben nerede kalacağım, soğukta mı filan, sakın almayacak sinema. Yok, yok babacığım, ben yok almam yani. Selam söyle Damlama. Tamam. Akşam şerifleriniz hayır olsun. Ah, geldi işte. Adnan Bey teşrif ettiler. Buyurun Adnan Bey. Ocağına düştün. Sen epeydir benim ocağıma düştün. Ya Allah aşkına kalpsizlik yapma enişte, beni biraz anla ne olur ya. Sen ne diyorsun oğlum ya? Ben kalpsiz miyim? Ya ben seni evime aldım. 2 defa beni dolandırdın, zineye çektim. Dededen babadan kalma zeytinliği sattım, senin borcunu ödedim. Sen kalan parayı tırtıklamak için eve gittin, benim başıma belalar açtın. Enişte ben ortada kaldım. Yatacak yerim yok benim. Ah. Neden olmasın? Eğer müsait, yani müsaade olursa tabii. Lokalde yatsam ya ben burada. Burası devletin konutu. Muhtarlık burası. Devletin yeri. Sen burada ele asla yatamazsın. Çık dışarı. Çık. Nerede yatarsan yat. Umurumda değil. Hadi. Bak buradakiler. Bunu evinizde görürsem karşıma geçip de bana baba demeyin. Baba biz sizde kalıyoruz zaten. O kadar. Ben söyleyeyim. Bu kadar. Nedim, sen de bu lokali kapar gelirsin, yemeği beklerler. Hayır. Hadi bakalım. Tamam. Görüşmek üzere baba. Ah be. Dayı. Kuruldun oraya yeni gelin gibi, öyle bakıyorsun. Yaşa başa da hürmetin saygın yok. Kaçın oradan. Vallahi yer verdim görmesin babama. Çök çök.
Ne yaptın dayı? Rahat ya, tarhana buldur, langır lungur konuşuyor.